sonra yeni gelecek arkadaşlarımızın böyle yapmalar uygun olur diye düşünüyorum. Milletvekili yaptık, konuşurken birçok komisyonu üyeliği yaptık, sanayi komisyonu üyeliği yaptık, grup başkan vekilliği. 11 yıl herhalde Cumhuriyet tarihinden benim kadar grup başkan vekilliği yapmış birisi yok. Bugün kanunları, tüzükleri en iyi hıfzetmiş birisi olduğumu, lerden birisi olduğunu inanıyorum. Bakanlık yaptık. Şimdi de komisyon başkanı olarak yapıyoruz. Ha, bizim hafızamızdan, geçmişimizdeki de bilgi birikimimizden faydalanmak isterler. Onun görev yerleri de çok farklı. Yine Gazeteciler Cemiyeti Başkanı yazmış, yol göstermiş. Onu da inşallah bir yerlerden okurlar, onlar göndersin bir yerlere. Yani hizmet etmek sadece milletvekili olarak olmuyor. Hizmet için her taraf var. Her şekil var. Biz bu hizmetimizi yılların birikimiyle, edindiğimiz çevreyle, bugün hamdolsun belirli bir itibarımıza da milletvekili bittikten sonradan bir bakanlığa vardığımızda ki 21 yıl içerisinde bizimle irtibatlı, iltisaklı çok değerli kardeşlerimiz, bürokrat arkadaşlarımız vardı. Hamdolsun bugüne kadar hiç kimseye şunun işini halletti yapmadım, göndermedim. Bazı arkadaşlarınız bana söylemişlerdir. Derim ki uygunsa, mümkünse şartlarınıza uygunsa değerlendirebilirseniz mutlu olurum. Bunu ifade ettim bütün yazdığım şeylerde. Bana müracaat eden kişiler varsa dedim ki albayıma gönderiyorum. Albayım senin gazetinde bu çalışabilirse, iyi bir gazeteciyse, yazısı düzgünse, senin de kafana uyuyorsa bir değerlendir. Çünkü bize müracaat edenler biz yok sana seni göndermiyorum dediğiniz takdirde vatandaşın uğrak kapısı olmayız biz. Biz vatandaşın uğrak kapısıyız. Vatandaş kendisine iş ister. Benim bir sevdiğim var, ona tümürcü giderim ister. Şöyle bir sıkıntım var, onu ister. Alacağım var, onu karşılık etmeme yardımcı ol der. Kredi sıkıntım var, onu böyle gönder der. Yani biz bankalara yazdığımız yazıda şartlara uygunsa, imkanı varsa değerlerin diye yazıp göndermişizdir. Kayseri'deki işletmeleri de böyle yazdıysak, konuştuysak hepsinde bunu yapmışızdır demektir. Zaten olması gereken de budur. Olması gereken nokta budur. Yoksa bugün milletvekiline kimse müracaatların hepsi budur zaten milletvekillerinin. Benim işe ihtiyacım var, benim tayine ihtiyacım var. Benim şuradan al da Sarız'ın Yalakköy'ünden Yeşilkent'ten al da şey getir, Sarız'ın merkezine getir veya Kayseri'de evin önünde bir okul var, orada öğretmen yaptır diyen de çoktur. Ama bunların hepsini uygunsa, mümkünse diye sormuşuzdur. Bundan sonra da jübilemizi yaptıktan sonra da inşallah bunları yapabileceğimizi tahmin ediyorum, düşünüyorum. Eğer bizden bu tecrübemizden faydalanmak isterlerse olur diye tahmin ediyorum. Veli Bey zaten çok güzel yol göstermiş. Hem bana göstermiş hem Taner Bey'e göstermiş. Ben zaten bunu ifade ettim, anlattım. Bu da benim kendi adıma söylediğim bir ifadedir. Onun da yaşı geçti. 87'den beri beni tanıyormuş. 87'den daha önce tanıyor aslında da. O unutmuş onu çünkü yaşlılığından dolayı. Neden? Ben kapatmıyorum. Beni yaşlılıktan dolayı diye söylüyor. Hayır, beni yaşlılıktan